Dediğim kadar varmış değil mi? Aferin. Bu görüntüler Şadiye'yi çıkartmak için işe yarar. Yalnız bunları karakola sen götüreceksin. Ben o topa çıkmam. Senin adamların bunu çekecek kadar yetenekliyse kimliklerini de bulurlar değil mi? Tamam, o zaman anlaştık. Bundan sonra birbirimizin karşısına çıkmıyoruz. Ben ancak Şadiye çıktığı zaman seni gördüğümü unuturum. Bir de şu var. Belli ki Fırat'la aran bozuk. Ortamını ayarla. Ne yap ne et. Fırat'la aranı düzelt. Şaka yapıyorsunuz herhalde Sermet Bey. Unuttunuz sanırım ama ben yurt dışındayım. Buradasın. İstanbul'dasın. İki şartım var. Birincisi Şadiye çıkacak. İkincisi pılını pırtını toplayıp buraya geleceksin. Hepimizin dizinin dibinde oturacaksın. Sen şimdi söyle bakalım. Kariyerin İngilizcesi ne? Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Bana ters yapacak pozisyonda değilsin. Kariyerin İngilizcesi ne? Mistral. Güzel. Mistral diye bir denizcilik şirketi kuracağız. Bu şirketten sana iş teklifi gelecek. Sen o işi kabul edeceksin. İşin başına geçeceksin. Benim adım hiç geçmeyecek. Bir an evvel de eşyalarını toplayıp ablanın evine geçeceksin. Artık anlaştığımıza göre ziyaretin kısası makbuldür değil mi? Verimli bir gece oldu. Ya sen bayağı çakalmışsın arkadaş. Çok iyi geldi. Bu Fırat ne demek istedi? Anlamadım. Fırat'ı aradım şimdi. Gel, Irmak geldi. Sürpriz yapalım dedim. Biz ayrıldık dedi. Ay doğru demek. Evet. Niye benim haberim yok Irmak? Sen onun için gittin değil mi? İş falan da bahaneydi. Ya niye bana yalanlar attın? Niye söylemedin? Seni üzmek istemedim. Yeterince çektim benim bu Fırat hikayelerimi zaten. Artık büyümek istedim. Gittim, kendimle bir hesaplaşma yaşadım ve atlattım. İyiyim. Ah be Irmak, sen benim kardeşimsin, ben senin ablanım, anlatacaksın. Ne üzülmesi ya? İyiyim dedim, bitti o konu. Döndüm işte. Hem de çok iyi bir iş teklifiyle. Önemli olan da bu değil mi? Öyle tabii de işte. Tamam, tamam o zaman. Allah Allah, kapattık konuyu. Senden ne haber? Can yine yok ortalıkta. Aranız yine bozuk mu? Yok ya, senden sonra biz de ayrıldık. Görüşmüyoruz uzun zamandır. Ayrıldık işte ya. Yok mu bir, ne bileyim, bir küfür, bir üzüntü, bir lanet yağdırma falan? Çok rahat görünüyorsun. Bak Allah aşkına, hiç çenemi yoramam onun için yani. Allah Allah. Sende bir haller var, sen bayağı mutlusun yani. Mutluyum tabii. Allah Allah, niye mutlu olmayacağım? Allah şükürler olsun, her şey yolunda işte. Ya sen geldin, mutluyum işte ya, mutluyum. Kalk hadi kalk. Çıkar şu bornozunu, sık sık durma, hasta olacaksın. Kalk çıkar, değiş üstünü, yat uyu bir güzel dinlen, tamam mı? İyi tamam, yorgunum zaten. Oh, hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. İyi geceler. İyi geceler. Şimdi bu yeni şirket yine yurt dışı bağlantılı mı? Evet, Norveç firması. Mistral Shipping International. Duymadım bunun adını ya. Yeni bir şirket herhalde bu da. Sen de zaten bütün gemi nakliyat şirketlerini bilirsin ya. Allah Allah, biliriz canım biz de iyi kötü. Tamam ablacığım, büyütme bu kadar. İş dünyası bu, olur böyle şeyler. Teklifler gelir, değerlendirilir. Normal yani. Yok yani ben şey için diyorum. Eski şirketine çok emek verdim. Hani bir de o ara Fırat'la ayrılmanıza denk geldi. Senin bir gidesin gelmiştir. Yanlış karar vermişsindir. Ondan diyorum yani. Gittim. Bizim merkezde işler de o kadar parlak değildi. O sırada bu teklif geldi. Ben de uygun buldum, tamam mı? İyi bir şirket, yeni ve çok güçlü bir altyapısı var ve bana diğer işimden çok daha iyi olanaklar sağlıyor. Daha ne istiyorsun ya?
Hep yanımda kal, gitme istiyorum. Ne zaman iş başı yapıyorsun? Yakında. Ofisler hazırlanıyor şu anda. İyi. Neydi bu şirketin adı ya? Meraklı Deniz International canım. Hadi yemeğini ye. Şükrücüğüm, akşamı Irmağan çocuk menüsünden yapsana bize. Hani şu İsviçre'den geldiğinde yaptıklarımızdan. Patates, köfte, fiyonk makarna. Ay, evet, ne olursun, ne olur Şükrücüğüm. Sağ ol canım. Sağ ol. Bu ayrılığı bu kadar kolay atlatabildiğin için çok seviniyorum. Değiştim ben artık ablacığım. Olaylara uzaktan baktığımda ne kadar saçmaladığımı fark ettim. Fırat'la dost olarak kalacağız artık. İki iyi eski dost. Neden bitti peki? Deliliklerime dayanamadı. Bunaldı. Ben de Fırat'ı sevmekten yoruldum. Huzur istedim. Sürekli sinir krizleri geçiren biri olmaktan çok sıkıldım. Hayırlısı olsun. Umarım fikrini değiştirmezsin ama. Yalnız Fırat'ı araman kötü olmuş. Şimdi ben arattım zannedecek. Ne bileyim canım ben. Ayrıldığınızı bilsem aramazdım herhalde. Selam Fırat. Dönmüşsün. Müsait misin? Birkaç dakikan var mı? Seninle bir anda hata yapmıştık Irmak. Neden buradasın? Bütün o saçmalıklar bitti Fırat. Deniz'e ben de anlattım ayrıldığımızı. Seni benim arattığımı düşünmeni istemediğim için geldim buraya. Yorulmasaydın keşke. Telefonda da söyleyebilirdin. Aramayı düşündüm. Ama açmazsın. O yüzden gelip yüz yüze konuşmak istedim bazı şeyleri. Sözümü tutmadığımı düşünmeni istemiyorum. Benim buraya dönüş sebebim tamamen işle ilgili. Çok iyi bir teklif aldım. Seninle hiçbir ilgisi yok. Biz sadece arkadaşız. Biraz uzaklaştığımda benim de ilişkiye bakış açım çok değişti. Bütün o saçmalıklarım için senden özür dilerim. Buna sevindim. Ben de senden özür dilerim. Hiç kimse tek başına suçlu değildir yürümeyen bir ilişkide. Her şey geçmişte kaldı. Neyse tutmayayım ben seni. Sana bir kahve ısmarlamamı ister misin? Sağ ol. Çok sıkışığım ben bugün. Başka zaman. Gideceğin yere bırakayım seni. Ben de çıkıyorum zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.